Evet sevgili arkadaşlar, sponsorumuz golbar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz. Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Ee, bir önceki videoda bir ses kısılması vardı ama en sonunda toparladım mikrofonun azizliğine e, uğradık diye. Onu belirteyim. Şimdi Fenerbahçe'de hep gelenleri konuştuk. Bir tek gidenleri konuşsak nasıl olur arkadaşlar? Hadi gidenleri de konuşalım. Fenerbahçe'de Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu gelişmesi. Hocam, bismillah gidenleri konuşalım dedin hemen Ferdi dedim Berke de, ilk gidiyorlar mı? Sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek olan genç futbolcular Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Söyleyeyim mi söyleyeyim mi? He? Vereyim mi? Kırmızıyı vereyim mi? İki futbolcunun da kısa süre içerisinde sözleşme yenileyecekleri gelen bilgiler arasında. Şu ana şu anda yeni sezondan itibaren geçerli olacak şekilde başka bir kulübe imza atabilirler. Bu malum. Ancak yönetim kontratlarını uzatmak için yaptığı görüşmelerde hem Ferdi ile hem de Berke ile anlaşmaya vardı. Taraflar arasında kalan ufak pürüzlerin de kısa sürede giderileceği öğrenildi diyor. Fenerbahçe her iki futbolcusuyla da dörder yıllık sözleşme imzalayacak diyor haberde. Şimdi şöyle bir durum var. Ferdi için şunu söylemiştim. Ferdi milli takım seçimini Türkiye yaptığı anda Fenerbahçe ile uzatlı olarak altına imza atarım demiştim. Sözümün arkasındayım. Bakalım ne olacak. Onu diyeyim arkadaşlar. Ha belki hocam belinde kayma var. Ya en son Keyan'ın belinde kayma vardı. Adam İtalya'da yılın futbolcusu oldu. Yapmayın etmeyin. Hocam biz çok salak bir takımız. Ben size salak bir takım demeyeyim de salaklık yapan bir takım örneği vereyim. Galatasaray. Yani Fenerbahçe'leşen Galatasaray örneği. Bakın Galatasaraylı arkadaşlar bana kızmayın. Yani bana kızmayın. Sizin yapmanız gereken eleştiri bu. Bak, bir Galatasaraylı arkadaşım Fenerbahçe'yle ilgili bir yorumu var. Çok hoşuma gitmişti. Onu da okuyacağım ee, bu videoda ya da diğer videoda. Şimdi Galatasaray Okan Koçuk transferi için Giresunspor'a Alparslan Öztürkü Fatih Ö Alparslan Öztürk Alparslan Öztürkü Fatih Öztürk kardeşleri e önermiş. Giresunspor'da bu iki isimle birlikte Oğulcan Çağlayanı da istemiş. Şimdi bak bu salaklık değil midir? Ya sezon başında bedava kiralamışsın. Bedava kiraladığın futbolcuyu bedava geri çağırma maddesi içerisinde gönder. Yani her şeyi ben mi söyleyeyim? Arkadaş sen bedava kiralıyorsun. Adam senin kalecinden faydalanıyor ki. Onurcan Piri'ydi sanırım Giresun'un kalesi. O da çok iyi bir kaleci. Geçen sene. bedava kiraladığın futbolcuyu geri çağırma maddesi koymamak. Salaklık bence. Hani iş bilmezlik falan filan salaklık abi. Bir de dünyada başka kaleci kalmamış gibi. Ya sezon sonunda zaten dönecek kalecini. Geri çağırma pazarlığı ne? 15 maçın kalmış ya. 15 maçın. Yapmayın etmeyin ya. Fenerbahçe tarafta mesela Wilfred Boni'yi istemiyordu. Şimdi Nek Nijmegen Wilfred Boni'yi transfer etmiş. Şimdi bak hemen değerlenecek. Fenerbahçe taraftarının da böyle bir salaklığı var mesela. Bize gelecekti. Gelmedi. Bize gelmedi. Bize gelecekti. Çöp. Çöp. Bize gelmedi. O zaman iyi futbolcu. Bak Celta Vigo forması giyen Okay Yokuşlu e, Getafe'ye kiralanmış sezon sonuna kadar. E, Enes Ünal'la takım arkadaşı. Bak şimdi Okay Yokuşlu güzellemesi başladı. Bizde de bu sıkıntı var mesela. Altay'da Mert Nobre ile yollarını ayırmış. Hocam bizim şeye gelse olur mu acaba? E, ya da kulübesine gelse camianın çocuğu. Ha Bizde mesela yakın zamana kadar bu salaklık vardı. Açık açık söylüyorum yani. Benim e, ee, gördüğüm, gözlemlediğim Türk futbolunda çok fazla salaklık var. Mesela bunlardan bir tanesi Kolkır olayı. Şimdi Kolkır'a gireceğim girmeden önce. Newcastle United'dan Atilla Salay için 20 milyon euro. Bakın haberi şu şekilde bağlayacağım. Belki dikkatiniz dağılır. Peşin peşin söyleyeyim. Salah'ı gidip Kolkır'ın geri gelme ihtimali var. Acaba biz de Galatasaray gibi milyonları bayılacak mıyız? İkna etmeye çalışacak mıyız? Yoksa Herhalde salak değilizdir herhalde. Bizimkiler de bir sözleşmeye eklemiştir. Ya yani bu kadar salaklık yoktur herhalde değil mi? Sözleşmeye e, geri çağırır maddesi konulmuştur herhalde. Merak etmeyin Galatasaraylı arkadaşlar. Fenerbahçe'nin de sizdinki, sizinkilerden kalır yani yok. Merakınız şifreniz olmasın. Hani ben sadece Galatasaray'a falan laf çakma, laf çarpıtma derdinde değilim. Yanlış anlamayın. Ben Fenerbahçe yönetimini de eleştiriyorum. Ha doğrularını da alkışlarım. Mesela Galatasaray'ın pilot takım dedi. Gitti Nide Anadolu FK'yı aldı mesela. FK'yı aldı. öyle olsun sözünü tuttu. Bizimki tutmadı mesela. Neyse arkadaşlar Atilla Sanayi için Newcastle United harekete geçti. Suudilerin satın almasının ardından transfere geniş bütçe ayırmasına rağmen bir türlü istediği imzalar attıramayan siyah beyazlar Macar stoper için 20 milyon euro teklif etti. Arkadaşlar 17 milyon sterlinlik bir teklif. <laughs> Tabi bu konuşuluyor ama ee, tabii Tabi Fenerbahçe'nin iki tane stoper gözdesi var. Birisi Kim Minji, birisi Atilla Salahi. Demek ki Fenerbahçe'de e, parlayabilecek genç futbolcular epey iş yapıyor. Ee, Kim Minji ile ilgili de bir haberim vardı ama bu bölümde mi konuşsam diğer, diğer bölümde konuşayım ya olmazsa. Şimdi Atilla için birçok kulüp devrede. Atletico Madrid. Bak %100 eminim bundan. Kesinlikle devrede. Eminim. Milan, Napoli. Napoli ile Milan Bence devrede değil. İkisi de Kim takip ediyor olabilir. Aston Villa ve West Ham ile anılan bunlara bir şey diyemem. E, masaya teklifle oturan ilk takım Newcastle olmuş. İngiliz ekibi Suudi Corsorsium tarafından satın alındıktan sonra geç 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 geç. Ara transfer döneminde Trippur ve Chris Wood'u kadrosuna katmış. Gözünü stopere çevirmiş. Lille'den Sven Botman Sevilla'dan Diego Carlos isteyen İngiliz ekibi amacına ulaşamamış. Bunun üzerine 3. sıradaki Atilla Salahi'ye gözünü dikmiş. Şimdi Atilla Salahi'nin Newcastle'ın 3. tercihi olduğunu daha önce belirtmiştim. Yani %100 bir duyum vereyim size demiştim. Bu diye belirtmiştim. Şimdi buraya kadar doğru. Aa, iki futbolcuyu aldı aralamada ben bir şey diyeyim ama 3. sıradaki isimler Atilla Salahi'di. Bu da okey. Şimdi yaklaşık 20 milyon euro yani 305 milyon TL teklif ettiler diyor. Fenerbahçe'de ee, Macar savunmacıyı gönderme derdinde. Bir kere Fenerbahçe financial fair play'den yırtmak için futbolcu satmak zorunda. Ne dersiniz deyin satmak zorundayız. Mantıklı. İkincisi futbolcu düşüşte. Futbolcu ciddi düşüşte. Ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nden de Fenerbahçe Spor Kulübü'nden de gitmek istiyor kardeşim. Yani ben diyor yolunu diyor, açın diyor. Ben gizli yavaş başkan diyor. Ben kendisiyle görüştüm. Mahmut Bey de görüştü. Şekip Bey de <laughs> Yani futbolculuğa gitme niyetinde gibi. Koronavirüse mi yakalandı acaba Antalya kampına gitmedi diye düşünenler var ama ben koronavirüse yakalanmadığını düşünüyorum. Yakalansaydı söylerdi. Ama Atilla Salahi'nin gidip Kalkın'ın gelme ihtimali var diyerek ben bu kısmı bu şekilde bitiriyorum. Sinan Gümüş ve Muhammed Gümüşkaya talip var. Fenerbahçe'nin mevcut futbolcusu Sinan Gümüş ve altyapısından yetiştirdiği genç yetenek Muhammed Gümüşkaya Süperlikten talip çıktı. İşte ayrıntılar. Bu arada altyapımızdan çıkan futbolcular kötü de olsalar ben överim. Yanlış anlaşılmasın. Övgü dolu sözlerle bahsederim. Çünkü elin çöpünü alıyoruz. Getiriyoruz. Yıldız'a dayaldık. Yıldız'a dayaldık. Kaç tane Solbek öldürdük? Abdülcebrail gitti. Ömer Çakı gitti. Askarov gitti. Kaç tane Solbek öldürdük? Kaç tane? Kaç tane sağbek öldürdük? Okan vardı. Okan Alkan. Kerim Zengin, Okan Alkan. Kaç tanesini öldürdük? Şimdi bir tanesi şey de Serhat Ahmetoğlu Allah'tan kara <laughs> Kiralık. Ya. Giresun Spor iç piyasada yoğun bir hareketlilik söz konusu. Muhammed Gümüşkaya ve Sinan Gümüş'ü listenin başına eklemişler. Yönetim bu oyuncuları özellikle ve özellikle takıma kazandırmak için görüşmelerini sürdürüyormuş. Teknik direktör Hakan Keleş Trabzonspor'dan Yunus Mallı'yı Mallı istediklerini söylemiş. Kayseri Spor'a giden falan filan diyor. Ben şunu söyleyeyim. Israrlı bir şekilde istekleri sürüyor. Hakan Keleş'in yani Muhammed Gümüşkaya verin ben oynatacağım diyor. İşte salaklık sayılabilecek özelliklerden bir tanesi bu. Adam verin ben oynatabileceğim diyor. Ver gitsin. Sana ne? Ver gitsin kardeşim. Ver gitsin kardeşim sana ne ya? Adam oynatır oynatmaz. Ama oynatır. Peki bunları ne görüyorsun hocam? Valla 3-4 Şubat'a kadar böyle Muhammed'i de Sinan'ı da bir yere gönderemeyiz gibi geliyor. Bir denemeye alacağız gibi geliyor. 3-4 Şubat'a kadar. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Fenerbahçe yönetimi sol bek alacak. Kesin alacak hocam ben eminim kesin alacak diyen arkadaşlar bile emin değiller. Çünkü Fenerbahçe yönetimi sürprizleri sever. Ee, yani yani Sürprizleri sever Fenerbahçe yönetimi. Son anda alamadık kimseyi. Harcama bitimiz yoktu deyip de Muhammed Gümüşköy'den sol bek üretmeye çalışırız diye bir korku var. Durum bu. Fenerbahçe Kim Min-ji'nin Kankişto'sunu, eltisini, görümcesini, kaynanasını listeye aldı. Sang Bin Jang. Tatatatın. Tı 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 isme bak be. Şampiyonlar Ligi giriş müziği gibi. Sang Bin Jang. <laughs> Görüşmeler sürüyormuş. Savunmada Kim min Aa, Kim Min bir dakika Bir dakika bir dakika bir dakika Üyeler Sang Ping Jang diyor Savunmada Kim Min Ji'den memnun olan Fenerbahçe gözünü Kore pazarına çevirmiş Ülke basında çıkan haberlere göre Kanarya Güney Kore ekibi Blue Wings'ın 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Transfer görüşmelerini sürdürür 19 yaş sağ kanat Milli takımda da oynuyorsa tamamdır Genç futbolcu Kore Ligi'nde 24 maçta 6 gol 2 asisten oynuyor Sankbank Jang'ın peşinde bazı İngiliz kulüplerinin de bulunduğu aktarıldı. İsmail Kartal onay verdi. Onay verdi. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın Güney Kore'de futbolcu izlediği ve onun onay verdiği belirtiliyor. Ee, bonservis bedelinin ne olacağı ise bilinmiyor. İngiliz kulüplerinin resmi teklif yapması halinde rakam oldukça yükselecek. Bu sebeple yönetim elini çabuk tutmak istiyor demiş. E, haberi yapan arkadaş herhalde kanalımızın, kanalımızın 60 liralık falan üyesi. Selamlar olsun. Peki hocam gelecek mi? Ne diyorsun bu isim için? Sanmam. Daha önemli isimler gelir. Bu arada Güney Kore Kim Min Ji'nin 90 dakika forma giydiği maçta deplasmanda Lübnan'ı 1-0 mağlup etmiş. Ee, bugün akşam saatlerinde oynanan, oynanması planlanan Birleşik Arap Emirlikleri Esenler Erek e, şey, Suriye e, maçında eğer Birleşik Arap Emirlikleri kazanamazsa Güney Kore elemelerinin tamamlanmasına 3 maç kala 2022 Katar Dünya Kupası'na katılmayı garantileyecekmiş. Haydi senlerin aslanları. Gösterin gücünüzü. Şu Birleşik Arap Emirlikleri'ni tokatlayın gelin. Kim Min-jae'de 2-3 maç dinlenir. Bu arada Yağız Bey dün demiş ki Kim min serbest kalma bedeli 380 milyon 380.652.750 TL. 0-0. Yani Türk lirasıymış. Güncel kurla 23 milyon euroya yakın demiş. Ben bu Bilgiyi bir yerden hatırladım ama nereden hatırladım şimdi aklıma gelmedi. Aklıma geldiği zaman konuşurum. Bu arada Kim Min-jae 1 kilit pas, 7'de 6 ikili mücadele kazanma. Hocam Lübnanlı oyunculara ne var? Ben bile yıkar deviririm ya. O kadar da basit olmuyor gençler. 4'te 4 hava topu kazanma. Eee %89.3 pas yüzdesi, 5'te 3 uzun top isabetiyle oynamış Kim Min-jae. Evet gidenlerin hepsini konuştuk herhalde. Kalan kimse oldu mu diye bakıyorum. Kontrol ediyorum. Duyumlarıma bakıyorum. Altan Tanrıkulu şey demiş Fenerbahçe'nin şu anda en başarılı olduğu yer altyapısıdır. Çünkü Ali Bey orasıyla fazla uğraşmıyor diye. Altyapı demişken o 19 milli takımımızın 9 Şubat çarşamba günü deplasmanda İtalya ile oynayacağı özel maçın aday kadrosu açıklanmış. Aday kadroya Fenerbahçe'den Ruhan Arda Aksoy ki şu anda koronavirüs paşamız. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ve Fatih Yiğit Şanlı Türk davet edilmiş. Fatih'in aile yapısı falan da çok iyi ya. İnşallah e, Fenerbahçe iyi yerlere şey yapar gider. Ha bir haber daha vardı ya. Fenerbahçe Freiburg'da forma giyen Bayern Münih altyapılı sağ kanat Wu Yong Yong ile temasa geçmiş. E Kim min milli takımda eltisiymiş şey, takım arkadaşıymış. Woo young jong. Kaç milyon euro? 7 8 var mı? 5,5 milyon euro. 5,5 milyon euro. Güney Koreli, yaş 22, 20 Eylül doğumlu, sağ kanat oyuncusu. Evet, kaça almışlar? 2 milyon euroya almışlar 2019 yılında. Bu arada Bayern Münih altyapısı diyor ama e, Güney Kore'de yetişmiş. Oradan Bayern Münih 19'u 700 bin euroya almış. Onu da belirteyim. 23 maça çıkmış. 4 golü var. 1363 dakika. Orta sahanın sağında ve solunda oynayabilir. 10 numarada da oynayabilir. Daha doğrusu forvet arkasında. Yani sağ kanat performansı 4 gol. Tamam işte bize 2-3'e kitlerler. Biz de seviniriz. Bak yeni Kim Minji'yi aldık diye. Tam bizlik transfermiş aslında. Açık söyleyeyim. Tam bizlik transfermiş. Ee, ama bundan futbolcunun da haberi vardır herhalde. Futbolcunun haberi olmadan herhalde yalan haber yapmazsınız. Gerçi futbolcunun haberi olsa niye yalan haber yaptırsın ki? Benim bu kısımdan aktaracaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenirseniz yorumlarınızı desteklerseniz seviniriz arkadaşlar. Bu arada çıkan reklamlara tıklamanız kanalımıza cüz iyi bir gelir getirecek. Bu gelirle yol su, elektrik olarak sizler faydalanacaksınız inşallah. Reklam tıklaması şu. Beni izlediğiniz ekranda mesela şu altta bir şey çıkıyor. Üstüne tıklayın. Yan sekmede açılmasını bekleyin. Açıldı mı? Kapatın. Bitti. Bu. Ya da beni izliyorsunuz. Reklam çıktı. Oradan aşağıdan işte genellikle şu taraftan falan oluyor. Ya da yok şu taraftan oluyor. Şu tarafta bir şey çıkıyor böyle. Mavi bir kutucuk çıkıyor. Keşfet diyor. Üstüne tıklıyorsun. Açılıyor. Ya da oradan bir link çıkıyor. Tıklıyorsun. Açılıyor. Tamamen açılma tamamlanınca bu tıklamadır. Ya da şu üst tarafta reklam vereni ziyaret et diyor. Ona tıklamanız Tıklamadır arkadaşlar. E, herkes günde bir tane yapsa bunu kanalımıza çok ciddi bir katkıda bulunursunuz. E, günlük 20 TL falan kazandırmış olursunuz. E, şaka yapmıyorum ya 20 TL kötü para mı? Ayda 600 lira yapar iki tane forma dağıtırız. Yani o tıklamalara göre size dönüşü olacaktır. Youtube politikayı değiştirmişti. Reklam görüntülemesini de tıklamayla aynı saymaya başlamıştı ama. Politika yine eski haline getirmiş. O yüzden tıklamalarınıza talibiz arkadaşlar. Artık reklamlara tıklarsanız kanalımıza katkınız olmuş olur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar.